Hogwarts'ı kuracağım ben şey bu konuda. Yani Terry'nin amacı ileride bir hikaye şey büyücü okulu kurmak. Senin amacın ne? Benim amacım zaten hep söylemiştim. Bir tane özel platin kırılmayan maddeyi bulup onu büyüyle kendi vücudumu uygun bir şekilde bir zırh üretip en iyi korucu olmak. Koruyucu. Koruyucu. Koruyucu değil. Gizli. Senin amacın? Benim amacım çok gizli. Kötüleri hani insanlara kötülük yapıyorlardı ya. Senin amacın da o. Tamam. Kırılayan amacı da yemek yemek. Kış uykusuna yatmak. Kızları kurtarmak. Bütün amacım bütün para dünyadaki kazanım. Savaşları durdurup kötülerin kafasına balyoz vurup sonra da 5-10 tane kadınla evlenmek. Bir de çok para kazanmak. Çok zengin. Yok. Başkalarının taşlarını satmak. Yani. Out of game bir şey sormak istiyorum. Claire ayıydı. Ayımsıydı. Ayıya dönüşüyor. Durit ya. Ayı gibi. Orzas. Benim şeyle ilgili ona soru sorma ihtimalim var mı? Tüyle ilgili olarak acaba onu konuşsam mı onunla diye de bir yandan da düşünüyorum yani. Aklımda öyle bir şey var. Diyem olarak güzel olmuş ya. Yani, ama oyunda attığın zara bağlı belki kötüye dönüşebilir. Yani, belki çalmak bile isteyebilir. İşte ama... Ne tüyü bilmiyorum. Ayı tüyü. Neyse devam edelim. Neyse. Tamam beraber yola koyuyoruz. Aynen şey diyorsun. Biraz güven vermesi lazım. Golemlerle savaşmaya. Hop be savaş yapacağız. Durun durun elma alma gördüm. Elma alayım ben. Çatır diye. Kimin elması elma acaba? Ne bileyim ağaç elma kimin olsun. Şuraya yolluyor musun? Sen elma yine de dikkat et hırsızlık yapmış olabilirsin bilmeden. Buradaki insanlar çok dikkat ediyorlar. Bilmediğin hiçbir şey değmeni önermiyorum. Zehirli bile olabilir. Ha, yazmamışlar. Elma oğlum bildiğin elma. Orbazım ben. Ormandan anlayacağım tabii ki. Ne yani? Mesela kapılarını açık bırakıyorlar diye birinin evine girebilir misin sen? En azından onun evi olduğu belli. Buranın kimsenin bahçesi olduğu belli değil. Sen biliyorsun. Sen de çok konuşuyorsun. Dokunayım mı sana? Ben de uzaktır. İşte onu getirdin ya sana. Eyvallah. Şunu doğruya koyar mısın? Ahşap bir kapı açılıyor. Ahşap kapı mı? Birkaç tane adam var, oturuyorlar yanında. Büyücü bir kulesindesiniz. 7 tane. Ona dönüşte gideceğiz. Dönüşte mi? Kırlayanlar. Öyle mi? Evet. Dönüşte savaş yapalım. Kırlayanlar. Savaş yapalım. Ha çimenden oraya vardı. Dedikleri yer burası mıymış? Burasına benziyor. Arkadaşlar. Tehlikeli olabilir. Bilmiyor şimdi ben burayı. Burası sen anlarsın. Sen hava atla şimdi. Sen Orbaz değil misin? Sen anlarsın bir baksana. Hatta mi? Aslında sen belki göreve çok yardımcı olabilirsin bize. Burada tavşanlar varmış. Delirmişler. İnsanlara saldırıyorlarmış. Normalde çok uysallarmış. Neden saldırıyorlarmış? Toprağı dinliyorum ama çok sakin. Herhangi bir sıkıntı yok. Allah Allah. Bir etrafı yok. Haa. Onlara karşı savaşacağız. Bir koyacak ekrandan çıkacaksın ondan sonra. Aman diyeyim ya. Yani burada... Güzelmiş ya. Burada bir fare kokusu alıyorum. Fare mi? Evet. Benim yerimi çeker. Fareler karıştırdı demişlerdi zaten. Farelerle ilgili zaten olay. İleride ağaç var. Ağacın dibinde oturan bir tane büyücü adam var. Görüyor musunuz? Evet. Görüyor muyum? Görüyor muyuz? Ben yani görüyorum. O şey yani onun yapısal olarak bir şeyi var. Sen karanlıkta iyi görüyorsun. Sen de iyi görüyorsun. Etrafta başka bir şey var mı? Bir daha bakıyorum. Zarar. Bir şey olabilir. 72. 27. Yeşillik, çayırlık, çimenlik. Ben 27 attım. Ya ben ne kutu attım? Kutu nerede? Hani kutu attım. Ben kutuyu attım. Bir tane fare var. Fareyle konuşuyor. Fare böyle üzerinde yaralı böyle bir sırtı. Fareyle konuşuyor büyücü. Büyücünün elinde fareyi gördüm. Bir saniye ben şey... Gemideki pis fare. Ben şeye bakıyorum. Büyücüyü tanıyor muyum? Sarap.
Fareyi tanıyor. Sen görmedin ama da var. Fareyi tanıyormuşsun. Bu böyle diyecek mi daha? Dur bakalım. Söylüyorum. Yavaş yavaş. Abi gücünün elindeki fareyi gördün mü? Donla konuşuyor. Bu nasıl bir fare? Bak işte. Fare? Senin fare. Yaralar var. Sırtında yaralar var böyle. Göz takıyor mu? Takıyor. Bu da garip abi. Büyücü nasıl bir büyücü? Büyücü sen de görüyorsun ama bak. Büyücü görebiliyor işte. Muyum? Büyücü karanlıkta, ya uzak olduğu için tam ses seçer. Nasıl? Ama ben duvar, kahverengi cübbeli. Ben görebiliyorum. Kahverengi cübbeli mi? Sen gece karayı görüyorsun yani. Geceleri de aydınlık bir görüyorum, uzağa göremiyorsun ama. Kahverengi cübbeli bir büyücü yani. Tanıyorum, onu anlayamam. Ama şeyi, fareyi tanıyorum, o fareyi yakalamamız lazım. Neyim? O farenin hatta o büyücüyle fare master'ı, bunlar benim taşımı çalmaya çalışmışlardı. Aa, bunlar şey mi? O bahsettiğiniz taş mı? Şu o fare adamı kontrol eden, evet, fare mi? Evet. Gemideki, evet, bahsediyordum. Evet. Hatta o. Çok akıllarla değişik falan diyordum. Evet, bu kaçmıştı. Açık, bu bir büyücüye gitmeye çalışıyordu. Kesin burada da yönetimi ele geçirmeye çalışıyor yani. Bir büyücüyü yönetiyordu bunları. Bir dakika, büyücünün yanından fare adam kalktı gitti biraz önce. Fare adam mı? Fareydi o. Fare de var. Evde fare var. Onu da konuşuyor. Başka fare adam var. Fare adam var. Fare adam. Ne yapalım? Fare. Bunları saldırıp indirmek gerekiyor. Bunları indirelim. İndirelim. Hızlıca hem de. Tamam. Hiç çaktırmadan indirelim. Önce bence etrafa bir konuşan edelim. Karanlık çok, çok önemli. Bu çocuğun bak şeylik, suikastlik yetenekleri var. Tamam işte. Bir sen indir. Biz onları o büyücüye şansın olursa. Büyücü büyücü beni veya eğer şey olsa bile çıkma, en son çıkarsın. Onlarla savaştırmayı bitirdim. Küçük fareyi... Yalnız ufak tepelerin kenarında böyle şu boyutta delikler görüyorsunuz. Ne olduğunu algılamaya çalışıyorum. 14. Tavşan deliği. Dev yabani tavşan deliği. Onları tıkamanın bir yolu var mı diye düşünüyorum. Mantıklı olarak yok. Buz falan. Bu kadar buzu atarsan yani bayılara kadar büyü yapman lazım. Çok mu büyük? Şöyle gösterdim. Yani ne kadar büyük tavşanlar çıkacak oradan hayal edin diyor. Anladım. Belki tavşan değildir. Tavşan delik ama fark ediyor. Çok söyle, sessiz söyle. Tavşan deliklerine benziyor ama çok büyükler. Acaba bu butları senin kadar olan tavşanlar mı? Olabilir. Neden olmasın? Hızlıca bunları indirip kaçalım. Boş. İndirelim, ondan sonra da kasaba satalım. Şak diyoruz. Hadi gidelim. Hangisini indiriyormuş? Ben vejetaryen. Büyücü de şey ya. Fareye de alacak. O küçük fareyi mutlaka yakalamamız gerekiyor. Her şeyi bilen o. Diyorum. İkisi de çok tehlikeli. Gemideki o olaylarla da alakaları var. Geminin orada olduğunu bilmiyorum ama iyi gidecektim. Valla büyücüyü uzak şu ağacın yanına koyayım. Şöyle bir ağaç yapalım. O meleği versin ağaçta. Yok, ağaç olmaz. Şey ol. Ha, ağaç buldum ben. Şu senin minik tokenların var. Aynen, tokenlar vardı. Şurada. Karkozonya içindeydi bence. Şurada. Fareden. Evinde bir tane, yanında da ufak fare olsun. Abi sürpriz atak direkt. Bizi görmüyor. Madem görmüyor, aynen, değerlendirin. Sürpriz atak yaklaşmak için ama zarar. Yaklaşacaksınız. Açık alan. Gözükmeden yaklaşmaya çalışarak yaklaşacağız tabii. Ben şey, ben buhar çıkartabiliyorum. Aynen. Siz mi? Daha çok dikkat çekmez mi? Yani bir anda bir yerden bir buhar çıkınca buradan, evet, ne gelecek? Bir de büyücü ya. Anlar hemen. Yani. Evet. Mantıklı. 97. Sen var ya. Bu ne? Bir yapmaya başladın. Sen dur biz ilerleyelim diyorum ben aslında. Ben çok sevdim. Bu sıkıntı ya. 19. 19. Sen al. Zaten senin gitmen önemli. 38. Gider mi gizlice? Gider mi herhalde? Gider. İkisi de gider. Cüce de gidiyor yani 18'de. Bunlar kerdan herhalde bu. 94. Sen zaten tam... Biz orada duralım diyoruz. Uzaktan uzaktan. Yaklaşın abici. Kırlaya. Yaklaşıyor muyuz şu an? Bence aklıma ne şey... Ne kadar adım atıyor? Kırlaya da yaklaşıyor abi. En iyi aranızda kırlığa gidelim şu an. 5, 6, 6, 6, 6, 6, etrafımızda ağaç maaş var mı? Saklanabiliyor muyuz?
Yalnız senin de yaklaşman lazım. Usul usul. Senin ya yere yatarak yaklaşıyoruz. Yere yatarak. Ha. Böyle mi yani? Son akran bir yerden. Tuzağa kulesini çekin de video çeksin. Yerde yaklaşıyoruz. Aklıma şey geliyor. Acaba bu tuzak olabilir mi? Bu kadar ses çıkardı bizi duymadılar. Diyorum hafif sessizce. İnisiyatif zar atalım gücümüz. Yüzük mü atıyorum yine? Yüzük. Nereye atacağım? Ortaya. Ortaya atın. Evet atın. 28. 97. İnisiyatif önemli. İlk ben başlıyorum. Ha şey bu. Hı hı. Başlangıç. Kırlı yer mi? Başlıyor yani. Tamam. Tamam. Sen attın mı? Şu üçü için. Sol. Bir sol. Ben elimi yere koyuyorum. Hı. Bir büyük sol diyorum. Hmm. Bir şey yapacağım. Onları tutturacak, entangle ediyor. Ben de bunu hatırladığım için ben de yapacağım sen yaparsan. Ağacın yanında yeni bir ağaç oluşuyor abicim. Ağacın yanında. Yani tutmuyor onları. Tuttum. Ha tuttun onları. Hapis etti mi? Dev gibi bir şey çıkardın. Ha. Canlıymış bu toprak. Çok o da canlı ki. Ben artık o zaman çatır çatır surprise olarak direkt artık surprise herhalde. Şu an adam kımıldayacak halde değil. Elleri, kolları, her şeyi. Tarihi bile tuttum. Yaksana onları hemen. Yakayım mı? Yakma be. Dur yakma ya adamla konuşalım ne oluyor? Gelin arkadaşlar gelin sıkıntı yok. Büyücüyle konuşabilecek miyiz? Böyle gülüyorum hani ben. O zaman. Göbeğimi tutarak kırlığa gülüyor. Ben diyorum ki. Yaklaşırken diyorum ki sen kendini yine de gösterme. Kagan. Kagan mıydı? Kagan. Silahını, okunu direkt şunun kafasına namlu alarak hazır bir şekilde bırakmaya hazır bir şekilde bekle. Kılıcı. Diyorum. Tam boğazının nasıl kenarında ya? şöyle tut. Eğer bir saçmalık, bir büyünün B'sini söylerse onu oraya sok. Ya acıttı ya. Sen niye gülüyorsun? Başıma gitti. Ya ağzını ayağını bağlayacağım dedim ağaç çıktı. Çok hoşuma gitti ya. Bak ya. Neyse soralım hadi. Siz sorun bakalım. Şimdi ben gülmekten soramıyorum. Bir gün ağaçta o zaman. Fazla fikrim bekliyor. Bu bahsettiğin fare miydi? Ne oluyor? Aynen gördüğüm fare buydu. Ne oldu bir anda her şey karardı. Ben tanıyor muyum farelerin ikisini de? Tanıyorsun. Fare biri gitti. O kaçtı biz uzaktan. Nasıl gitti ya? Yürüyerek uzaklaştı. Ha, büyük olan gitti, ufak olan... Kaldı, ufak yakaladım ya. Sana ben şey ufak kesin kaçar diyordum da yakaladık. Ben size bakıyorum. Şey diyorum, bakın etrafımızdaki... Ne haber diyorum. Hangisine? O ufak gözlüklüye. Etrafımızdaki delikleri unutmayın. Çağırabilirler. Çağırırlarsa ölecekler de oradan canlı çıkmayacak, buradan canlı çıkmayacaklarını biliyorlar. Şu an çağıramazlar diyorum. Ey niye böyle bir şey yaptınız? Ben sizinle konuşurdum, muhabbet ederdim. Niye böyle bir niye şey yaptınız? Niye benden kaçtın diyorum gemide. Bağıraya mı diyorum? Evet. Vişik 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 yapıyor. O gün gözlüklü oldu. Yalan söylüyor. Dün konuşuyordun diyorum. Bir tane daha şu bıyığının olduğu yerden şöyle bir tane bıyığını tutuyorum. Diye çekiyorum böyle. Dur yapma diyorum tutmaz kırlaya. Dur ne yapıyorsun adam işkence mi edeceksin? Evet. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Eziyet misin? Hayır yalan söylüyor. Ya hoca kaybara niye eziyet ediyorsun? Yakaladım işte her türlü onların sorguya çekeriz. Sen niye işte çekiyorum. Etme işkence etme. Benim yöntemim bu. Sen şeyan mısın da işkence ediyorsun? Ben işkence yapmıyorum ben konuşturuyorum. Görüyorum sakin işkence ol. Ediyorsun düzgün dur arkadaşım. Sakin ol. Kırlayar. Efendim? Bu fare insan gibi konuşabiliyor. Normalde fare değil normalde. Olsun numara da bu yerini koparmaya gerek yok. Adam şimdi nasıl yürüyecek? O zaman konuştuk biz lan. Tamam. Bu arada bir şey diyeceğim. Bu oyunda bir canlıyı öldürmek bir olay aslında yani. Ya öyle. Bu basit bir şey değil. Bilgisayar oyunu gibi çat çut adam kesemiyorsun. Ha işte o yüzden bu yerini koparıyor. Hem psikolojik olarak çöküşe geçiyorsun. Vicdanı mesela kaldıramayabilir. Vicdanı kaldıramayabiliyor herhalde. Ben o yüzden bu yerini koparıyorum diyorum. Bu yıl böyle çekiyor. Bir daha yapma arkadaşım. Bak buluşuruz haberin olsun. Diyorsun. Tamam. Yapma şunu. O zaman öteki tarafı eşit değil mi? Kopmadı ki daha. Kopmadı mı? Bu bakalım kopardı mı kopardı mı? Kopmuş. Kopmuş mu? Daha fare ne yapıyor? Sonra. Konuşmaya başladı mı? Vakti derler. Bu arabanın bozulmasını istemem. Sevgilim seni ama böyle şeyler olur mu oldu? Konuşuyor mu fare? Şeyanlarla savaştık da geldik. O pisliklerin ne kadar mikrop olduğunu biliyorum. Ben de biliyorum. Biliyorum. Tamam. Şimdi ben şeye soruyorum.
Fare konuşuyor mu? Fare konuşuyor. Fare konuşmuyor. Yicik yicik yapıyor. Ben şey... Arkadaşlar durun. Kralımız, kralımızın ben çevirmenliğini yaparım. Ne olursunuz. O öyle konuşuyor. Kralımız. Evet. Ne kral bu ya? Fare kralımız. Yakaladınız kralımızı. Ne olursunuz saygıda kusur etmeyin. Buradaki fareler herkese saldırmaya başlamış. Neden? Kralımızın tüyünü, yolduğunu görürsen bütün fareler senin peşini bırakmaz, intikam almak için ömür boyu. Kralın bıyığını çekti yani. Özür dileriz, arkadaşımın cahiline geldi. Başka birine benzetmiş. Ne var ya? Tek bıyık fare söylüyorum. Duyuyor musun? Kral olur. Efendim? Özür dileriz, arkadaşımın cahiline gelmiş. Başka birine benzetti. Öyle mi? Benzettim mi yoksa o kralımız duyuyor. Tamam o iyi duyuyor. Kulakları kapanmamış. Ben bir kulağım kapanmış. Şurayı açar mısınız? Tam duyamıyorum. Ben bak bir şey soracağım. Burada %100 fare. Eminim değil mi? O farenin evet, çarptırmamak gerekiyordu ya. Şu kulağın şurası kapandı. Şuraya şurada daha çok sıkıştı. Şurayı açar mısınız? Hayır. Hiçbir şey açmadım. O zaman de biraz bağırarak konuşayım. O zaman şunu söyleyeyim. Buradaki fareler herkese saldırmaya başlamış. Neden? Bir dakika ben seni hatırlıyorum. Sen bu adadan gitmeden önce seninle konuşmaya çalışmıştım. Hatırladın mı? Hatırladım. O sıkıntılı cüce şeysin. Evet. Büyücü. Evet seni sevmiştim cüce ben. İyi birisi. Mı? Yok cüce değil canım. Sıkıntılı bir adam aslında. Hmm. Boborop ilk yaratıldığı gün Vodadan giderken o büyücü ona takılıp ondan muhatap olmaya çalışmıştı. Ben de hiç takmadan gitmeye çalışmıştım ama kaçmıştım resmen. Hmm. Kralımız gemide seyahat ederek çok fazla şey yaşadı. Ama Aestor'da kaldığı sürece hastalandı. Orada farelere yardım ettiğini duyduğu için bu arkadaşlara da teşekkür etmek için çok uğraştı ama sesini duyuramadı. Tunaru var. Tunaru birçok iyi bilir. Farelerle iyi anlaşıyor kendisi. Bu sırada senin bana anlattığın hikaye geliyor aklıma. Hani büyücüye kontrol edecek bir büyücüye bu aslında tabi oluyordu değil mi? Hı hı. Tüm dünyada her şeyi kontrol etmek istiyorlardı aslında. Evet. Bu şeytani planları geliyor aklıma bunları söylerken. Hangi şeytani planı? Bu fare. Hani odada konuşuyorlardı, gizlenmişlerdi de ben şeyle. Tamam ne duymuştun yaklaşık? Şeyi aldınız mı o parçayı... Benim şeyden bir büyücüye götürecekler. Onu asıl büyücüye götürmeliyiz. Bu sayede şeyi ele geçiririz. Tüm dünyayı diyorlar. Aynen o şekilde. Dünyayı demişler miydi yoksa bir adayı bir bölgeden bahsediyor. Dünyadan bahsediyor. Bütün şeyden. Bütün şeyi önümüze bayağı şeytan denmişti. Tamam. O yüzden yani hani başkentler şunlar. Evet. Söyleyin. Hatta size bir şey diyeceğim. O taşla bir şeyler yapabiliriz beraber. Sen taş mı? Evet. Senden çalmaya çalışırdı ya. O taşı boş ver de neden buradakiler sinirlendi herkese saldırdı? Biraz beni rahat bırakın. Hayır. Cevap vermiyoruz ya farkında mısınız? Cevap vermeden hiç kimse serbest kalmayacağını ben buradan söylüyorum. Tamam her şeye cevap vereceğim. Söyleyin kralımıza yeter. Söyle o zaman. Davranmayın. Neyi söyleyeceğim? Neden fareler etraftaki insanlara saldırmaya başladı? Hangi fareler? Tavşanlar. Tavşanlar mı? Evet. Elini birleştirmeye çalışıyor o sırada. Engellemeye çalışıyor. Engellemeye hayır, çalışıyor. Hayır kollarım yoruldu ondan değil. Klavye yapmaya çalışıyor. Klavye yaklaşıyor. Lan ne güzel rahat çarptım ya. Helal olsun sana. Çok güçlüymüşsün sen klavye. Vay be ama ya. Benden ağaç, uzak yer, tutsan. Toprak, yaşam dolu, yaşam. Nasıl yaşam? Dur bir daha deneyeceğim şurada ileride. Dur. Heh. Büyü yapmaya çalışıyor. Bir karakter ya. Kırlıyor mu? Kolay yani. Silip atacağım onu yakında. Kırlıyor ha? Bize cevap vermeyeceksen arkadaşım farenin bir bıyığını daha koparabilir diye şey yapıyorum. Sessizce seni duyamayacağın şekilde. Bekle bakalım. Sen de at ben de atayım. Sen o sırada ormanla ilgileniyordun abi. Bir dezavantajın olmalı. Vah dezavantajım var. Ne? Bıyık mı? Anlamadım. Bir şey mi dedi biri? Özür diledik. Ha iyi. Ben dilemedim. ne yapıyor büyücü? Bir daha koparırız dedik ya. Lütfen sahibide kusur etmeyin arkadaşlar. Bak. Cevap verecek misin? Tavşanlar ne oldu? Bak. Tamam anlatayım. Tamam. Eğer sakin ellerini kımıldatırsan ellerini kesin. Arkadaşım da seni kesin. Serbest bırakabilirim ellerini. Hey Orbaz yardım et Orbaz bana. Ağzını kapatıyorum o sırada.
Kat kat tutmaya çalış. Sen sapla. Saplayayım. Kat sana. Oraya at oraya. Evet, boğazımı bıçaklayasın diye. Tamam, bağırma. Ayağını tutar. Şey diyorum, bak başkalarını çağırıyor. Bir şey diyeyim, şu anda boğazında kılıç var mı? Var da orsamıyor ki artık. Niye? Kılıcı. Batırayım o zaman. Kıra, yani. Bizi öldürtmeye çalışıyor şu an. Yok yok, şu an Claire duymadı. Claire hey yapıyor, yerde toplatlar. Yok söylüyorum, Claire bizi öldürtmeye çağırıyor, birilerini çağırıyor. Ne? Bizi öldürmeye çağırıyor büyücü. Tamam, ağzını kapatmışsınız. Dur, ben şu hoşuma gitti. El yerlere bakıyorum. Ya bu kısa yüzden bu büyücülerle gitti. Tamam, ben temizleyeceğim bunu ya. Ondan da kurtulacağım. Tavşanlar buradaki herkese saldırıyor. Sebepleri bunlar. Abi. İkisi. Daha doğrusu o büyük fare. Ben bir şekilde yakaladık savaşa girmeden. Ya şimdi kurtulduğumuzu ortadan kaldırırsak sorun da ortadan kalkıyor. Şimdi ama ben şunu söyleyeceğim. Yani. Ne dersin? O ufak fareyi alalım. Alıp sarıyoruz. O balinaya yem olacak. Balina adama. Çaktırmadan ama bir fare elimizden kaçarsa büyücü olduğunu biliyorsun değil mi? Hangisi? Fare. Küçük fare büyücü değil. Büyük. Hayır değil. Küçük fare yönetici. Büyücü olan bu yanındakiydi. Onu... Bunu küçük farenin master'ı bu büyücü olan. Tamam mı? Ağzını gözünü kapatıp götürelim. Koruyucuları götürürsek onlar konuşturur bunu. Aynen öyle. Tıkın. Bunları koruyuculara götürelim diyorum. Tamam. Bağlayalım her yerde. İsterseniz ben uyku büyüsü diye yapmasını biliyorum. Ama şöyle bir sorun lütfen var. Çok şöyle bir sorun var. Evet. Gizli olarak. Şu an sadece hata yapmamız. Bunları şey yapalım. Biliyoruz. Zarlar gelmedi. Duymamanız gelmedi gerekiyor bunlara. Savaşmak için zar gelmedi. Hata yapmamızı tamam bekliyorum şu an. Duydum abi. Bunları bağlayıp götürelim ya. Dur. Duydum abi sınıfı. Bilmiyorsun ki. Bunları bağlayıp loncaya götürelim, görevimizi tamamlamış oluruz. Tamam, uyku büyüsü yapayım mı? Ne büyüsü? Uyku büyüsü. Uyusun. İyi olur, iyi olur. Uyusunlar. Biraz hafif uzaklaşalım da biz öyle. Yanlışlıkla başka bir şey atarsın, atarsın. At abi. Fireball! 47. Telefon çalıyor. Uyudular mı? Hadi bunları bağlayıp götürüyoruz abi. Ağacı nasıl öteceksiniz abi? Ne ağacı? Ben içine hapis kalmış. Ben de yöneltebiliyorum ya. Herhalde geride çekebiliyorum. Nasıl yönetebiliyor? Bana öyle bir büyü vermiş. Bu vatandaş entangle yapabiliyor ya. Entangle yapabiliyordum ha. Hadi ya. Alo. Evet. Yazdım hatta. İnşallah. İyiliğin vermişim. Okulun kitaplardan dolayı. Daha ne istiyorsun? Vermişim iyiliğin yani iyisini. Ya, daha sonra onları vermem ama. O iyiliği daha sonra şey yaptım. Biliyorum. Tamam sana şey geri çekiyorum, bağlayıp götürüyorum. Evet. Bastığın yerlere toprak diyerek geçmiyorsun çünkü alttan düşünüyorsun şey, altında binlerce golem yatanı. Hissediyoruz. Evet. Arada gelecek misin akşam? Evet. İşlerinden birisiyle kontak kuruyorsun. Ne diye? Evet. Onlar konuşabildiğini evet kararlı diyorsun. Bir golem yok. Güç olur. İçsel bir şekilde. Sen de kimsin? Beni bu büyücü burada biriktiriyordu bizi. Tamam. Aha, o büyük muhabbet. 15 yıllık beden. Seni buradan kurtarabilir miyiz? Kurtarmamızı ister misin? Nasıl kurtarırız? Kurtarılmak ne demek? Özgür olmak, istediğini yapmak. Tamam, diyor yüzeye doğru. Ben boyum. Benim boyutlarım da ama. Seninle çok iyi arkadaş olacağız. Ben boyuttun mu bu arada babamı? Ben buyum ama yerden golem çağırdı bu arkadaş. Niye? Golem mi buldu? Bir an. Adam resmi nekro oldu. Işte. Tamam 3 tane ilk yapmış şu an. 3 tane mi yaptın? Nedir diğer ikisi? Golem konuşuyor bir. Evet. Golemim oldu 2. Bir de işte zaman toprağa gidiyor 3. Tamam yeter ki. Fazlasıyla yeter. Golem dostun mu oldu? Golem. Golem pardon. Ben bunu notuna alayım ben. Konuşan beni buradan zeki kaçır o zaman. Kurtulmak ne demekse beni onu anlat. Gel. Anlatacağım. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Oğlum bebek tamam ben bunu eğitirim ya. Bir de düşünebiliyor yani. Çok da şirin bir şey. Güzelmiş. Ya. Güzelmiş. Aynen. Terliklerimi getir falan dersin. Bu sırada arkadan çalıyorum orada bir şey kıpırdıyor. Size doğru geliyor. Çatır 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 çatır. Hemen hızlı mı? Oradan. Yavaş mı? Hızlı geliyor. Biz görebiliyor muyuz karanlık?
Otların arasında. Giriyor. Otların telepati görüyorsunuz. Gelen ne diye söylüyorum Kırlı'ya. Toprağa, aynı toprağa değdiğiniz zaman telepati oluyor. Güzel. Tamam. Çok ben güzel. Ben Kırlı'ya gelen mi diye söylüyorum. Ne geliyor diyorum. Kırlı'ya şu an Golem'e yaklaşmış. Aa, nasıl oldu bu şimdi? Yeniden içeri gir belki ya bize aşağıdan ne, takip bir şey mi dedi? Bir şey mi yaklaşıyor anlamadım. Bir şey yaklaşıyor. Güzel. Hani? Diye o şey yapıyor bu. Arkadaşlar silahlarınızı alalım. O sırada şey diyorum Golem'e. Zaman yeniden ya. Toprağa gir, beni aşağıdan izle. Radyo savaşacağız. Giriyor. Zar mı atıyorum? Allah'ım ya. Ne güzel 98. Savaşmadan gidiyorduk ama ya. Niye oldu? Gidiyorduk biz. 99. Ooo. Vay. Bir daha at. Evet, bitme ne oldu? Gelen kişi uzaktan görüyorsun ki kaçman gerektiğini hissediyorsun. Çok tehlikeli bir şey yaklaşıyor. Kaçalım diyorum hadi. Senin gözün önüne kafanın patladığı geliyor. Vücudunun delindiği geliyor. Yani gelen yani öyle bir korku var. Ki, resmen hissediyorsun onun varlığını. Kaçman gerekiyor. Kaçacak, hadi kaçalım. Kaçmazsan psikolojiler atacağım. Bir anda çok ürktüm nedense. Normalde ürkmezdim böyle sen. Ben hiç arka bakmadan kaçayım o zaman. Kaçıyorsun. Size bir şey demedim. Hadi kaçalım. Zaten aldık alacaklarımızı. Bu iki adamı götürmemiz gerekiyor. Bence. Bu kadar. Kaçıyor musunuz? Evet. Baktım da adam bir tane uçtu gitti yanınızda. Abi yemin hakikaten de diyorum. Ne oluyor? Sen de gel diyorum şeye. Kime? Buna aşağıdan biz takip etsin. Yukarıda herkes... Ben dönüşüyorum de. Diyorum. Ayıya dönüşüyorum o sonra. Niye dönüştün ki? Savaşmayacağız mı? Kaçmak kaçacağız. Mı? Kaçacağız. Biz kaçıyoruz. Şey diyeceğim, büyücüyle fareyi aldınız mı? Aldık evet, tabii ki. Ben kaçıyorum abi siz bilmiyorum. Kırla sen o adamı tut biz geliyoruz hemen diyor. Ben kükrüyorum. Tamam. Anladın mı? Ben sana Kırla yerden kurtulacağım dedim. Aynen Kırla tutsan adamı. Sen hemen geliyoruz. Tamam diyorum. Gidiyor musun sen? Ne? Biz Londra'ya gidiyoruz. Ben, beni kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz korkaklar diye bağırıyorum size. Sen bunu nereden düşündün? Gidiyorsunuz çünkü. Kaçmamız lazım buradan. Çok büyük bir güç geliyor. Hadi. Ne gücü geliyor? Baksana otların arasından bir şey geliyor. Ufak böyle bir şey. Kafasına vuruyor. Abi kaçalım biz. Kırlar gelecek zaten. Kaçıyorum. Koşalım. Tamam. Sen bize yetişirsin aynen. Zaten. Ayı bağırıyor. Kaçıyoruz biz abi. Benim bağırmamdan bakalım bir şeyler oluyor. Pıtır 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 yerin altından böyle koşma sesleri geliyor. Aha golemler kaç abi kaç. Topuk. Biz kaçıyoruz ya. Kaçıyor musunuz? Hı? Bir şey hissediyor musunuz? Nereye kaçıyorsunuz diye bağırıyorum ayı halime. Ayağa kalkıyor. Biz de gel biz de gel. Bizi kovdu diyorum. Yok ya biz böyle de yapıyorum. Şey diyorum goleme bir şey görüyor musun aşağıda diyorum. O da beni öldürtmeyin lan. Vallahi bak canımı sıkmayın oğlum. Benim. Yok be ölmezsin. Sen aslansın. Aslansın sen. Ya. Sen ayısın. Sen, seni kimse durduramaz diyor. Adam nasıl gıcık olursa ama. Kesin ölürüm. Kesin. Benim yok gel be. O zaman gel diyoruz. Yani. Ben sizinle DM yani. Olarak konuşuyorum şu an ben. DM mi ölüyor? Vay be hayatımda ilk defa DM öldürdüm. Abi şöyle uzak kaçıp bir bakalım. Kırlıya öldürdüm. Ya tamam ya. Diğer savaşmamızı istiyor. Hadi savaşalım. Hayır. Kırlıya kaçmıyor. Sen öldürmüyorsun. Bunun da bile değil yani. Sen dinlemiyorsun. Ben sadece diyor arkadaş ki, olarak diyorum ki benim Kırlıya öldürtmeyin. Niye öldürtmeyin? Diyor ki eğer burada Kırlıya kalırsa ölür. Niye? Onu da götürün diyor. Dediği bu. Hayır, ölürse biz de eşyalarını bulurlar gideriz işte. Kırlıya. 15 tane karısa bize kalır yani. Bu kadar beni sevmiyoruz zaten. Kırlıya. Hadi kaçıyoruz ya. Ben kaçıyoruz. Kırlıya istiyorsan gel bize. Sen bizi dinlemiyorsun. Ama yani, buradan gitmemiz gerekiyor. Bir şey ben öldüm. Biliyorum. Ama düşün ki diyorum. Bu adam kaçıyor ağaç, zaten. Sen bir ağaçla şeyi tutuyor. Kaçar o normal. Çünkü yerini açtı bizi. Sesini ben şey kırıyorum. Hani şey bir ağaçla gidip iki tane büyücüyü bile bağlayabildin ama diyorum. Sen niçin konuşuyorsun hadi devam et. Ben kaçmıyorum. Kaçsana sen de. Ben kaçıyorum bana ne. Kaçıyoruz hepimiz. Deliklerden tavşanlar fırlıyor. Bakmıyoruz bile. Kimi tamam. İnsan boyunda, kimi bu boyda. Kaçıyor. 3 metre. Kırlayer şok içinde böyle sağa sola bakıyor. Kırlayer hadi gel buraya. Ben şey yapabilir miyim özel güç kullanayım. Ne gücü? Karanlık güle indirip sana onları kör etti. Level 0 gücü mü var senin? Ruh gücü falan onlar var. Ruh gücü var. Ruh gücünü kullanabilirsin. Her zaman kullanmak serbest.
Çok gücü yok. Sıfır bir atarsan nedeni yapar. Deneyim saçma bir güç çünkü. İyidir zaten kırmıyor. Hayır bakalım. Bakalım. Şu an senin buradaki fizik kurallarını bilmeyi sorman çok normal. Tamam mı? Bunu bildiği için direkt tepki veriyor. Sen yavaş yavaş öğreneceksin. Tabii sen benim artık istiyorsun. Biz alsın. Tabii biz alalım ama iki değil. Aynen. Değil mi? E tutmazsan olacak. Abi. Bir şey olmaz. Bu ikisini bir şey hakkını bitiyor. Bir daha yapalım. O gün o günlük hakkım bitiyor. Bitir mi ya? Ne olacak? Günler bir de iki kişi bak kolyeni de oldu. Taşa konmaya çalışacak. Sen de taşa konmaya mı? Evet. Bir tane. Tamam. Yani. Aa izini gördün mü? Bakın taşı. Yeni yürüyorum. 48 oldu. Bir daha atacağım. 48 onu bir daha atabiliyorsun. Aynen. 48 o. Özel zat sayı. 12. Oyuna gitti. Ne yapmak istemiştin? Böyle karanlık kireler atıp hani bize bir zaman tanıyacağım. Kaçmak için. Hmm. Tavşanlar güzel. Geliyor çünkü. Senin renklerin neydi? Mavi, kırmızı, turuncu. Otların içindeki buharlar toplanıp yani sular buhar olup bir tane dönen bir küreye dönüştü o sırada. Koşan tavşanlar şu an küre falan görecek halde değil, bir şeyden kaçıyorlar. Bir şeyden kaçıyorlar. Yani. Yani. Siz de kaçın yani. Ne duruyorsunuz? Kaçıyoruz biz ya. O sırada biz abi. Zar atın bakayım, benim yanıma geleni görebilecek misiniz? Hı. Oha sen gelmedin. Oğlum ayıyım ben. 91 ben göremedim. 36. 18. 99 95 18 kim attı? Sen küreği yaparken görüyorsun. Benim yanıma bir tane goblin geliyor. Elinde de uzunca bir sopa tutuyor. Tamam mı? Allah Allah. Ve gülüyor böyle ayının karşısında gülüyor. Sonra ayı böyle şak içinde onu umursamıyor. Yerden şöyle golemler çıkıyor. Yanıma çıkarım şunları. O sopada dediği kesin şöyle bir şey olabiliyor. Allah'ım ya. Neyse. Oha. Oha. İyi ki kaçmışız. Ben söyleyeyim. Yanında mı çıkıyorlar? Etrafında. 5 tane. Aha. Abi biz de öldüremezdik ki bunları. Abi ben kendimi kurtarır diye düşündüm ama. Ben biz... Biz ama ben sana tüyoyu verdim. Dedim ki altında binlerce golem yatandı. Kaçıyoruz diyorum ben de. O yüzden kaçalım dedim direkt. Sen aralarında en salak olan golemi tuttun, yanına aldın. Akıllı. Aslında belki en akıllısıdır bu. Konuşabiliyor, düşünebiliyor, soru soruyor, anlamaya çalışıyor. Tamam, beşimiz koşuyoruz, sen orada kaldın. Abi bak burada ne oluyor biliyor musun? Bu şunu çekiyor, buraya geliyor. Abi, bu koruyor, buna geçiyor. Bu vuruyor buraya. Ben Ares değilim. O yüzden saldırmayacağım. Yani korkmak benim onurumu kırsa da mecbur dönüşüyorum tekrar. İnsan mı? Aynen insan dönüşüyorum ben. Böyle teslim olmuş vaziyette duruyorum. Haydi. Golemler ne yapıyor? Yandaki, yandaki goblin de sopayı gelmeyin. Tuttu kobu. Sopayı almış. Butuko orada ne arıyor? Butuko ne arıyor orayı? Koca koca yanımıza gelmiş, bilmiyorum. Şehirdeydi, peşimize takılmış. O otların içinden gene Butuko'ymuş. Neyin içinden? Panik yapmasaydık, golemleri çağırmayacaktık. Hata yaptık. Panik yapmasaydık? Panik yaptığımız için, hareket haline geçince golemler uyandı. Neyse biz kaçtık. Sahibi gittiği için. Tamam. Sahibi uyudu ya. Golemleri uyandırmış olduk. Hmm. Hatta hatırlarsanız o koşma sesleri sonradan geldi. Siz evet. Kaçınca. Niye uyuttun? Tamam işte yok onları uyuttuk götürüyoruz. Bağladık bu sırada da ağzını gözlerini efendim. Kollarını bollarını. Ben ağzını gözünü kıracağım o şeyi. Ağacı de... sen açtın zaten. Evet. Böyle dokunup. İndirdim. Vay be bak güce bak ha. Robot ha. Golem. Güzel güzel. Ben böyle yapıyorum. Bakalım onlar ne yapacak. Beşi de kendi atlarına varsa. Belki inşallah. Acı en büyüğü gelip bana tekmeyi vuruyor. Nereye gidiyorsun? Oğuzların içinden bir yerlere fırlıyorum. Yaşıyor musun? Bilmiyorum. Bize doğru mu? Belki bize doğru fırlatmıştır. Ben yaşasam bile bana hayır gelmez çok. Belki bize doğru atmıştır. Bak süt çekti işte. Aynen süt çekti. Aduket.
Ben hı dedim gittim. Pardon. Goblin ne yaptı bilmiyorum. Dur bak onu öğreneyim siz bilmeyin. Gel sen görebilirsin. Goblin size doğru kaçmayı başardı. Onu görünce. Ama güzel. Niçin soracağım? Goblin nerede küçük olan? Niye öldürtüyorsun beni sen? Ne? Tamam diyor bana biraz gaz veriyor diye. Ben burada. Ben savaşacağım. Goblin mi geldi? Yani. Kırmaya, he, bunlara karşı savaşacağım. Bilmiyor ki, bilmiyorsunuz ki. Abi ama sen diyem olarak kaçın filan. Ya ben kırla yere çok... Ben ölümümü görünce... Ben de kaçın dedim. Sen hani şey tüyo vardın ya, çok kötü bir şey geliyor. Ama siz full play yaptınız orada işte. Ama şey, o kaçmaya başlayınca biz de kaçmaya başladık. Korktum. Full play yapmadık, ben kaçtım.